Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler, Esed güçleriyle koordineli hareket eden 3 terörist, Milli İstihbarat Teşkilatımızın operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Son dakika müjdeli bir haber geldi. Milli İstihbarat Teşkilatından Afrin Azez yolunda operasyon. PKK'lı 3 terörist yakalandı. Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye'nin kuzeyindeki Afrin Azez karayolu üzerinde düzenlediği operasyonla PKK-PYD'li teröristler Ozan Tunç, Mehmet Kaykır ve Ferhat Edemen'i yakaladı. Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye Esed rejimiyle istihbari olarak çalıştıkları belirlenen PKK-PYD-YPG terör örgütünün ülkemize yönelik faaliyetlerinde bulunan 3 teröristi yakaladı. Terör örgütünün ülkemize yönelik faaliyetlerinin sınır ötesinde bertaraf edilmesine matuf bir süredir sürdürüldüğü planlı çalışmalar neticesinde 3 örgüt mensubunu Suriye'de terörden arındırılmış harekat bölgeleri üzerinden güvenlik güçlerine yönelik eylem gerçekleştirmek amacıyla Tel Rifat, Azez, Afrin, Kilis, Gülbaba köyü üzerinden Amanoslara intikal etmeyi planladığı tespit edildi. Söz konusu bilgilerin emniyet birimlerince de teyit edilmesi üzerine MİT ekipleri teröristlerin yakalanmasına yönelik operasyon planının uygulamasına geçti. Terör örgütü mensupları Adnan Piro Kod adlı Ferhat Edemen, Bahtiyar Kod adlı Ozan Tunç, Çemriha Kod adlı Mehmet Kaykır, Tel Rifat alanından hareket ederek Fırat Kalkanı harekatı alanına ulaştı. Fırat Kalkanı harekatı alanında örgüt mensuplarını karşılayan ve milis rolünü oynayan Suriye Milli Ordusu unsurları operasyonlarının güvenliğini sağlamak amacıyla uygun bir mizansenle örgüt mensuplarını Afrin şehir merkezi girişine kadar getirdi. Afrin şehir merkezi girişinde Afrin Azez karayolu üzerinde pusuda bekleyen MİT ekibi örgüt mensuplarını silah ve teçhizatlarıyla birlikte sağ olarak ele geçirdi. Yakalanan teröristlerden Cemriha Kod adlı Mehmet Kaykır'ın 2012'de PKK'ya katıldığı, örgütün gençlik faaliyetlerinde yer aldığı, İran'da da örgüt adına faaliyet yürüttüğü, son olarak Amanos saha yönetiminde sözde 4 yol sorumlusu olduğu Adnan Piro Kod adlı Ferhat Edemen'in 2010 yılında PKK'ya katıldığı, Zeytin Dalı Harekatı öncesinde Amanoslar'da kurye ve muhabere sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği, Bahtiyar Kod Ozan Tunç'un 2014'te örgüte katıldığı ve suikast eğitimi aldığı örgüt elebaşlarından Bahoz Erdal Kod adlı Fehman Hüseyin'in yakın koruması olduğu belirlendi.